Senin? Benim adım da Haluk. Abi, öğle tatilimiz 1,5 saat. Aman, ne olur geç kalmayalım. Tamam Şükrü, tamam. Yemeğimizi yer, iki el oyun oynar, kalkar gideriz. Şükrü, işin üzerine gidip gelmeye başladığından beri yüzüne renk geldi. Abi, işleyen demir nasıl ışıldıyor görüyor musun? Cildim güzelleşti. Beynime kan gidiyor artık. Cilcilik yapma Yakup, çay yap. Allah'a şükür işimizin başındayız Yakup. Sadece ek kaynak bulma konusunda biraz sıkıntılarımız var. İyi de o. Kaldır bilgisayardan başını da bize iki çay ver. Yakup, sen verme oğlum. Seninkiler o şaf oluyor. İyi de çok konstanttır abi. Seni duymuyor. Nasıl duymaz? İyi de o. Efendim söyle abi. Bana bak. İki çay ver de boğazımızdan sıcak bir şey geçsin. Lokmalar boğazımızda kaldı. Hemen Hüseyin abi, hemen. Sonunda duydu. İsterse duymasın. O şarkıcı anlat bakalım. Biz sana bir hediye getirdik. Beraber açalım mı? Hadi açalım, birlikte oynayalım. Ne dersin? En iyisi biz gidelim. Ne oldu, ben anlamadım. Niye konuşmadı? Niye canlanıyor herhalde? Evet, Meltem Hanım doğru söylüyor. Bazen böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Heyecanlanıyorlar, utanıyorlar. Ya aslında normal. Onlar için de kolay değil. Tabii, tabii. Hiç kolay değil hem de. İsterseniz sizi başka bir çocukla tanıştırabilirim. Hayır. 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 Biz kızımızı istiyoruz. Evet. Kızımız bizimle konuşana kadar bizi bekleyeceğiz. Tabii. Tabii. Bu süreçte müsaade ederseniz ben kızımızı bir pedagoğa götürmek isterim. Yani biz anne ve babası olarak onunla beraber terapilere gideriz. Bu süreçte sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok Meltem Hanım. Kurumumuzun pedagogları çocukla ilgilenir. Eğer siz kesin kararınızı verdiyseniz Zeynep'in size alışması için biz de elimizden geleni yaparız. Adı Zeynep mi? Evet. Bizim kararımız kesin. Biz Zeynep'le anne ve babası olmak istiyoruz. Hem de çok istiyoruz değil mi? Ha. Ben gruptan çıkmadım Özlem. Ama merak ediyorsanız söyleyeyim, düğününe de gelmeyeceğim. Ay gelmeyin. Ben de çok meraklıydım sizin gelmenize. Madem meraklı değilsiniz, burada ne işiniz var o zaman? Merve için buradayım Gönül Hanım. Şu anda susuyorum ve kalkıyorum. Çünkü ben konuşunca kötü oluyor. Kalk arkadaş. Kalktım hayatım. Ha, yalnız düğüne gelmeyeceğinizi Merve'ye lütfen siz söyleyin. Çünkü biz üstümüze düşeni yaptık. Evet, biz üstümüze düşeni fazlasıyla yaptık. Aman söyleriz canım. Bizim ailemizde öyle gizli saklı bir şey yok. Evet, gayet şeffaf bir aileyiz. Gördük şeffaflığınızı Tuna Bey. Günlerce ayakta uyuttunuz karınızı gemi tatili aldım diye. Mışıl mışıl. Ayrıca bana borç verdiğini söyleyemedin sen karına be. Ne şeffaflığından bahsediyorsun? Ay, neyse ben konuşunca kötü oluyor. Yürü Sertaç. Yürüdüm hayatım. Şükür ya. Bunlar da başka bir şey bulup öpüşür öpüşür paylaşıyor, önümüze koyuyorlar yani. Onu söyledi ama. Ne? Yok ya o ama Gönül yani şey. İçer mi içsek? Hayırdır Yiğido? Manita mı yaptın? Kaldırmıyorsun bilgisayardan başını. Aşk gücüğü Yiğido. Sevgi pıtırcığı. Yakışır kardeşime. Senin de hakkın sevmek. Yok be Hüseyin abi, nereden çıkarıyorsun? Bu yaz arkadaşlarla bir haftalığına Alanya'ya tatile gideceğiz. Kiralık eve bakıyorum. Kiralık eve mi bakıyorsun? Oğlum bir haftalığına kiralık ev mi olur? Olmaz olur mu abi? İnsanlar kendi oturduğu evlerini kiralıyorlar abi.
Yurt içinde, yurt dışında sistem böyle işliyor. Yapma ya. Baya baya yani evlerini kiraya veriyorlar bir haftalığına. Aynen öyle Hüseyin abi. Nasıl oluyor bu? Bir sürü program var abi. İlk baş evin fotoğraflarını çekiyorsun. Ondan sonra günlük fiyat belirliyorsun abi. Gelen talepleri değerlendirip evini kiraya veriyorsun. Vay be. Güzel bir olaymış Şükrü. Fotoğrafları çek, yükle, talep gelsin, evi kirala, gelsin paralar. Oh. Tolga, Tolga bir gelsene. Tolga bir gelsene. Ben ne var İrem ya? Sen şu başkasının rehberine nasıl kayıtlısın uygulamasına baktın mı? Hayır bakmadım İrem. Ayrıca ben böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Bak sonra söylemedi demeyin. Hani ben söylemiş olayım. Bu uygulamalar çok tehlikeli uygulamalarmış. Bütün bilgilerinizi alıp kopyalıyorlarmış. Allah bilir sonra nelerde kullanacaklar o bilgileri. Ay bunu ne? Bence çok eğlenceli. Mesela seni nasıl kaydettiğimi hiç merak etmiyor musun? Senin mi? Hı-hı. Hiç etmiyorum. Aa, çok ilginç. Bu 180 derece dönüşünün sebebini öğrenebilir miyim acaba? Hayır öğrenemezsin. Sen bundan sonra benle ilgili hiçbir şey öğrenemezsin İrem'ciğim. Tamam mı? Ah, hadi kardeşim. Hoş geldiniz Zeynep Bey. Hoş gördük, hoş gördük. Şu imzalanacak dosyaları verin de imzalayayım aradan çıksın. Haluk abi biraz canın sıkkın gibi abi. Hayırdır bir şey olmadı mı? Yok bir şey. Bugün kaçı? 15 Nisan. 15 Nisan evet. 15 Nisan. 15 Nisan size bir şey hatırlatıyor mu? Bir şey mi hatırlatması lazım? Benim doğum günüm. Yok değil. Zarf vardı ya 15 Nisan açacaktık hani. Ne zarfı? Ha, senin kilo zarfı. Tamam, hadi açalım. Yok yok, şimdi açmayacağız, şimdi açmayacağız, hayır. İş çıkışı açacağız, iş çıkışı. Ya açalım şimdi. Hayır, 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 iş çıkışı açacaksınız. Asla izin vermem. Kaç kilo verdim, aç Osman görsün. Biraz merak edin. Bitmedi bunların fotoğrafları, videoları ya. Hala paylaşıyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Tuna, sen hala grupta mısın? Çıksana şuradan, bitsin bu muhabbet artık. Yok hangi şarkıyla çıksınlarmışmış da. Yok bir de koreografi video yollamış. Dur bakayım. İstemiyorum görmek ben. Onlar bu koreografi yapabilirler mi ya? Mümkün mü ya? Allah. Tuna ya bu düğün muhabbetini kes ya da ben şimdi çekip gidiyorum yani. Tamam 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 şey yapma sen yani. Allah ya. Allah'tan telefonun hafızası çok fazla. Bir sürü gigabyte bir şey kaydedebiliyor zaten. Allah